Herkese merhabalar. Delisine'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde kutu oyunlarını konuşmuştuk. Bu bölümde ise konuğumuz sevgili Selçuk Peköz ve Selçuk Peköz deyince de aklımıza gelen yegane şeylerden bir tanesi de Nintendo. Bugün Nintendo'yu konuşacağız. Abi hoş geldin tekrar bu arada. Hiç konuşmamışız. Tekrar bir hoş geldin diye. Evet. Bir anda videoya girdik. İnsan bir selam sabah bir şey yapardı. Abi seni tanımayanlar için böyle minik bir kendinden bahseder misin önce? Da aslında bir soru ya. Neresinden, mesela meslekten mi, okuldan mı? Medeni durumdan bahsediyor. Yoksa hepsini böyle bir özet mi? Yani aşure gibi yaparsan daha iyi olur abi. Aşure gibi yapayım. Tamam. İsmim Selçuk, soyadım Peköz. Evliyim. Kısmetse 6 ay sonra bir oğlum olacak. Jeoloji mühendisiyim. Bir yandan da işte YouTube'da içerik üretiyorum. YouTube içeriği de ağırlıklı olarak Nintendo. Bunu zaten konuşacağız ayrıntılı. Niyesine falan girmeyeyim şimdi. Zaten Nintendo anlatıcısı dediğimiz zaman da Google'da sen çıkıyorsun abi, haberin olsun. En azından benim Google'ımda sen çıkıyorsun söyleyebilirim. Nintendo ile ilgili yaklaşık 10-11 tane soru hazırladım. Bunları daha önce tabii ki Selçuk'la paylaştık ki hazırlanalım vesaire diye. Onları evet, soracağım. Burada mı falan diyerek bir cevap vermektense böyle mantıklı sorulara seri ve yani insanların evet bu böyle miymiş dediğinde cevap alacağı bir şekilde hazırlanmak mantıklı tabii. Ki desek bile siz zaten bunlardan çok haberdar olmayacaksınız, haberiniz olsun. Abi hazırsan başlıyorum ilk sorumdan. Hazırım. Dünyanın en genel ama Google'da bulamayacakları bir cevabı istiyorum. Senin için Nintendo nedir? Nintendo benim için eğlence. Burada Nintendo nedirle neden video oyunu oynuyorsun sorusu bence... En azından benim için aynı cevaba sahip. Mesela sana sorayım, sen neden video oyunu oynuyorsun? Eğlenmek için birinci aşamam. İkinci aşamam da artık özellikle belli bir yaştan sonra oldu o. Video oyunları oynarken kendimi bambaşka bir dünyaya gidiyormuş gibi hissediyorum ve o dünyaya ait olmak hoşuma gidiyor o anlık. Evet, yani benzer sebeplerden oynuyoruz ki bence belli bir yaşa gelmiş olan herkes aşağı yukarı en az bu cevabı verir ya da bunun üzerine bir şeyler ekler. Yani mesela ben... Şöyle bir dönemim neredeyse hiç olmadı. İnternet üzerinden birilerini alt etmek için oyun oynuyorum. Birilerini yenmek, onları böyle rezil rüsva etmek için. Yani genelde multiplayer oyunlar bunun için oynanır ya. Yani birine karşı galip gelme hissi. Bunu da çok iyi anlıyorum. Bunu yapanı da eleştirmem ama ben de o his bugüne kadar ya hiç olmadı ya da çok kısa bir süre oldu ve gitti ve şu an hiç yok. O yüzden mesela o sebeplerle ben video oyunu oynamıyorum ve zaten Nintendo'da da neredeyse buna hiç yer yok. Yani böyle birine karşı bir üstünlük sağlama hissi neredeyse Nintendo'da hiç yok. Amaç eğlenmek, amaç güzel vakit geçirmek ve güzel vakit geçirirken de nasıl diyeyim, bir klasik video oyunu başlıklarından bazılarına daha çok ağırlık verdiğim için Nintendo benim için kıymetli. Nedir o? İşte oynanış ve oynarken eğlendiriyor mu? Sinematik bir şeyler istersem Nintendo'ya gidemem. Öyle bir şey istemiyorum. Tam olarak bununla ilgili sorun var şimdi abi sana. Verdiğim şeylerde olmayabilir. Bu senin verdiğin cevaplardan aklıma gelen sorulardan bir tanesi. Nintendo'da oyun oynamak isteyen birinin ilk göreceği veya görmek isteyeceği tecrübe nedir? Yani bu hikaye anlatımı mı? Oynanış mı? Mekanik mi? Yarattığı dünya mı? Nedir yani? Klasik başlıklardan ya da böyle dinleyen birisinin rahat anlayacağı şekilde anlatmak gerekirse evet, gameplay dediğimiz olay Nintendo'da böyle zirve yapıyor, pik yapıyor. Mesela işte story, hikaye falan çok düşük. Neredeyse hiç yok. İşte Zelda serisi dediğimiz zaman ya prensese bir şeyler oluyor, tamam mı? Yani o kadar önemsiz ki. Mario dediğin zaman yine prensese bir şeyler oluyor. Hiç sıfır. Hikayeye dair hiçbir yer yok. Müzikler desen klasik müzikleri var. Onun üzerine çok çıkmıyor. Sadece bazen orkestral şeyler. Mesela çok iyi müzikler için de Nintendo oyunları oynanmaz. Ama mesela Ori serisi dediğin zaman müzikleri ayrı bir güzeldir. Mesela onu sayarsın, tamam mı? Evet. Ori överken müzik sayarsın ama işte Zelda överken müzik çok saymazsın ya da Mario. Yani arka planı doldurur. Nintendo oyunları oynayacak kişi bütün oyun yapım firmalar arasında en iyi gameplay'i görmüş olacak bana göre ama ön yargılı olmazsa tabii. Yani ön yargılı olursa tabii ki klasik başlık olan çocuk oyunu gibi falan deyip böyle tam olarak ne vaat ettiğini göremeden o oyunu kapatmış olacak. Ya mesela Nintendo müzikleri deyince benim aklıma ilk gelen müzikler Mario'nun o müziği, klasik müziğiyle Pokemon'un müzikleri oldu. Ama onlar da böyle inanılmaz sanat eserleri olduğu için değil, artık hani çocukluğuma nüfus ettikleri için biraz. Ezberledik tabii canım, yani bugün Mario müziği dediğin zaman kesin birisi ufak bir yerine mırıldanır yani. Ya da Pokemon'da. Mesela Zelda'da o yok bende. Zelda hem benim çocukluğumda çok oynamadığım bir oyun oldu. Ki ben Zelda'ya Switch aldıktan sonra başladım. Hani hem de Zelda bana biraz daha ciddi gelen oyunlarından Nintendo'nun. Zaten onu da soracağım ilerleyenlerde. Peki abi, senin ilk oynadığın Nintendo oyunu ve ilk konsolun hangisi? Ki sen de daha önce de söylemiştin, biraz geç başlayanlardansın. Yani evet, şimdi burada iki cevap verilebilir. Nintendo oyunu fark etmeme rağmen mi oynadım, yoksa evet bu Nintendo oyunuymuş diyerek mi oynadım? Yani iki farklı cevabım var buna çünkü. İkisinden de cevap verebilirsin. Böylece ikisini öğrenmiş oluruz. Ama farkında olmadan tabii ki bu çocukken Micro Genius'larda oynadığımız NES oyunları birer Nintendo oyunu olduğu için evet onlar ilk oynadıklarım. İşte bunların arasında ne var? Klasik Super Mario Bros. Var. O 8 dünyadan oluşan, 3. 4. dünyasından direkt 8'e ışınlanabildiğin o klasik platformer var. Tabii fark etmediğimiz için 999'in bir de hepsini az az oynadık. Ve hepsine soyunuymuş yani. O kasetlerin hiçbiri mesela Pegamaster sistemle falan yapmıyorlarmış. Hepsine soyunlarıymış. Track and Field'dır. Zaten bizim senin zaman, sen de hatırlarsın yani, Atari diye oynadığımız çakma Atari'nin tüm oyunları zamanın NES oyunları aslında. Evet, hepsi Famiclone yani, o Famicom'un şey yapılmış hali, bize getirilmiş hali gibi. Kasetlerde birer birer oyunla değil, biner biner, ama tabii 1000 oyun yok onun içerisinde. İlk oynadığım Nintendo oyunları farkında olmadan o dönemlermiş. Hı-hı. Farkında olduktan sonra da zaten ilk Nintendo'yu bilinçli olarak satın aldığım konsol Nintendo DS'ti. DS Lite'tı. Onun yanında da Nintendox oyunu almıştım. İlk olarak ben evet şu an bir Nintendo konsolu kullanıyorum. Bak bu da kutulu şekilde kartuşu farkındalığıyla ilk oynadığım oyunda Nintendox. Böyle sanal köpeklere falan bakıyorsun. Ki sen şeyleri de çok seviyorsun. Böyle monogram oyunlarını, işte böyle biraz daha puzzle'ın daha basitleştirilmiş ama bölümler geçtikçe gazetede çözüp kafayı yiyeceğimiz şeyleri Nintendo'da oynamayı da çok seviyorsun. Hatta bir sürü oyunda önerdin. Ben buraya video linklerini falan bırakırım ki çok güzel bir Nintendo'ya başlamak gibi bir seri yapmaya başladın Nintendo ile ilgili. Onu da zaten kartlara koyacağım. Ben çok özeniyorum videolara izledikçe. Haberin olsun. Peki bir noktadan sonra hani artık insanlar koleksiyon yapınca, lan ben bunun koleksiyonu devam ettireyim demeye başlıyor ya. Sen de o nasıl oldu abi? Yani nasıl koleksiyon yapmaya başladın? Ki ya arkanda da zaten herhalde birazcık bakınca ne kadar büyük bir koleksiyon olduğunu da görürler. Tam bir başlangıç noktası yok çünkü ya başkalarının koleksiyon sürecinin yanında gene benimki kısa kalıyor. Nasıl diyeyim? 2016'dan itibaren başlayan bir arkayı doldurma seansı bu. Nereden baksan 8 sene çok kısa aslında. Doldurdu sayılır. Ha kısa yani, evet yani başkaları koleksiyondan bahsedince 20 sene 30 sene falan daha da uzun zamanı yayınca bunun gerçekten bir başlangıç noktası olmuyor. Çünkü yıllar boyunca üstüne koyuyorsun. Benimki de aynı cevap aslında. Ben sadece biraz daha kısa bir süreçte 8 yıla dağıtılmış şekilde üstüne koya koya geldim. Bir şeyler denk geldi yurt içinde. Bir arkadaş satıyordu mesela. Çok da uyguna bırakıyordu. Bütün koleksiyonunu satacaktı. İşlerinden bir 6-7 oyun seçtim. Aa dedim tamam ben bunları alayım. Ama koleksiyonu eklemek amacıyla değil. Zaten mesela o alışverişi yaparken benim elimde hep topu 10-15 oyunum vardı. Onlar gelince toplam 20 oyun falan oldu. Yani hala bir koleksiyon denemezdi. Uyguna denk gelmişken onları aldıktan sonra 20-25 oyuna dönüştü. Sonra işte biz eşimle evlendikten sonra, hatta evlenmeden de önce yurt dışı tatillerine gitmeye başladık. Normalde ben bu kadar çok yurt dışı gezmelerini sevmem diye düşünüyordum. Ama bana o farklı dünyayı gösterdikten sonra ben böyle yazlarını falan iple çekmeye başladım. İşte parayı da denk getirebilmişsek, de işte vize olaylarını halledebilmişsek gittik, attık kendimizi Avrupa'ya. Her gittiğimiz Avrupa ülkesinden de ben kesinlikle bir yarım gün ya da çeyrek günü böyle Google'dan işte Retro Game Shops, Video Game Shops diye Google Maps'te işaretledim. Gittim oraları birebir kendim gezdim. Rafları didik didik ettim, karıştırdım. Ve işte fiyatları da hepsinde üstünde yazdığı için durmadan birilerine sormak zorunda kalmıyorsun. Avrupa'daki oyun dükkanlarının en güzel tarafı o. Böyle gerçekten raftan böyle herhangi bir şey seçer gibi yüzlerce, belki de binlerce Nintendo, DS, 3DS ve Wii oyunu arasından bir şeyler seçtim. Bir de ben koleksiyonu birazcık dar tutuyorum. Yani o kadar da geniş bir Nintendo koleksiyonum yok benim. Çünkü gerçekçi değil. Yani mesela bu saatten sonra orijinal NES, orijinal SNES, orijinal Game Boy, bunları bulsam bile ya bunların da bir de konsolunu bulacaksın. Sonra bu kartuşların pil durumları var. Onlar ölüyor, ölmüyor, save edemiyor. Bunların toplaması çok gerçekçi olmayacak diye ben koleksiyonun çizgisini Nintendo DS'ten itibaren çizdim. Benim için DS, 3DS ve Wii var. İşte yurt dışına gittikçe de bu dükkanlardaki sadece bu sekmelere baktım ki gerçekten ellerinde de bayağı bol oyun var. Ya mesela hangi oyunu örnek verelim? Metroid Prime Remastered. Şu yukarıda ucu gözüküyor. Türkiye'de bulma ihtimalin yok. Yok, evet. eBay'e bir şeye baktığımda da 100, 120, 130, 200 eurolar havada uçuşuyor. Ben bu oyunu, şu oyunu 60 euroya buldum. 60 euroyu gördüğüm anda da yapıştırdım. Mesela bunun gibi yurt dışından nokta atış kolay kolay bulamayacağım şeyler aldıkça bir baktım bu koleksiyon şeye benzemeye başladı. Böyle çok oyun yok. Ya yani mesela yurt dışından herifler ne videoları var. Yani böyle bütün o 10 bin 20 bin falan oyun var. Ben biraz daha gerçekçi takılınca nokta atış eksklusif oyunları topladığımı fark ettim. Ve bir baktım ya elimde şöyle şu an herhalde bir 150-200 kutulu oyun falan var. Ama bunların çoğu nokta atış eksklusif oyunlar. Bunu fark ettikten sonra paramı işte nokta atış şunu da alayım, şu eksiği tamamlayayım derken buldum ve işte bugüne kadar geldi. Bir de seni takip edenler de biliyor, sen aldığın oyunları oynuyorsun da, yani öyle rafa kaldırıp onları... Yani. Şeye bırakmıyorsun, ağlanmaya bırakmıyorsun. Bayağı oynuyorsun. Retro serileri yapıyorsun. Hatta 2 senedir oynadığın tüm oyunları listeliyorsun. Oynadığın retro oyunlardan falan bahsediyorsun. Yani şimdi koleksiyon yapıp bir de hiç yüzüne bakmamak var. Sadece o rafta durmasını seven insanlar var. Ya şimdi biraz gerçekçi düşünürsek dediğin gibi o 10 bin 20 bin oyun koyan kişinin hepsinde oynama şansı yok denecek kadar az. Ama sen nokta atışı yaparak hepsini oynuyorsun. Peki bu oynadığın oyunlar arasında en iyi Nintendo oyunu hangisi? Ekskluzilerden. Oynadığım en iyi Nintendo oyunu Zelda Breath of the Wild. Peki, tartışmasız. Switch şimdi aslında Switch Nintendo'nun şu anki son konsolu. Switch 2'nin gelmesi planlanıyor bir 2 yıl içerisinde. Switch ileri zamanlarda hani 3DS hatırladığım ve bildiğim kadarıyla, tabii benim bilgim ne kadar doğru tam bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla Nintendo'nun efsane konsollarından bir tanesi. Wii de öyle. Switch de o efsanelerden biri olur mu ileride? Ya da oldu mu? Ya oldu bence, çünkü an itibariyle Nintendo'nun en çok satan ikinci konsolu. Tüm zamanların en çok satan konsolu olmasına şurada en son 140 milyondu. Yani 17-18 milyon falan kaldı. Yani artık... Bundan 2 sene önce falan yok ya geçemez falan diyerek böyle üstünü çiziyorduk direkt. Hem Nintendo severler hem işte Sony, her türlü çekişme var ya, mesela şu an zirvede PlayStation 2 var ve Sony'nin, PlayStation'ın böyle deli deşet hayranları geçmesini istiyorlar. Ya bu biraz da şey, tatlı çekişme gibi oluyor. En çok satan konsol ünvanı PlayStation 2'de kalsın istiyorlar ve 2-3 sene önce hiç kimse ihtimal vermiyordu yani Switch'in buraya kadar yaklaşacağına. Ama şu an herkes, şimdi Nintendo severler olarak biz böyle heyecanla bekliyoruz lan geçse de ünvanı alsa diye. Sony'yi deli deşe sevenler de ulan acaba diye falan böyle bir endişe duyar pozisyondalar falan. Özellikle globalde bu atışmaları falan Twitter'da yorumları görüyorum. Ya ben mesela konsolu sonradan konsol oyunculuğuna başlamış biriyim. Benim hiç konsol, hep bilgisayarcıydım. Konsol alma planı yaptığım zaman benim ilk tercihim Nintendo oldu. İşte Switch aldım direkt. Hani ben de şimdi PlayStation var önümde, Xbox var. Xbox'a baktığın zaman ya oyunlar bilgisayara da geliyor zaten dedim. PlayStation eksklusivleri evet çok iyi ama onlar da bilgisayara geliyor. Sonra düşündüm ki yani alabileceğim en mantıklı konsol Switch. Ben mesela Switch'ten yana kullandım. Eğer Switch bir gün birinci olursa benim sayemde. Teşekkürler. Onun da bilgisini vereyim. Peki... Herkes birer tane alırsa bugün geçeriz. Ben de sanki paralı elemanı gibi Nintendo'nun. Diğer konsollara göre daha uygun yanlış hatırlamıyorsam şu an için Switch. Tabii biraz da yapısından kaynaklı bu. Son nesil konsollar arasında hala en ucuzu da. Neyse, ona belki başka soruda geliriz. Yani alet olarak çok şimdi şey değil. Şimdi oraya geliyorum. Peki Nintendo Switch. Switch 2'nin çıkmasına da az kalmışken ki en son Pokemon duyuruldu. Pokemon'un hangi konsola çıkacağı duyurulmadı. Muhtemelen Switch için Switch 2'nin çıkış oyunlarından biri olacak vesaire. Switch alınır mı şu an? Yani Nintendo'ya başlamak isteyen biri Switch almalı mı? Yoksa kapanan bazı emülatörlerden hayatına devam mı etsin? Ya bundan 6 ay öncesine kadar alın diyordum. Yani uyguna denk getirirseniz tabii ki, yani burada mesela öğrenci arkadaşlar var. Belki de uzun süredir para biriktirip bir konsola harcama pozisyonuna gelebiliyorlar. Burada harcayıp harcamamak arasında kalmaları çok normal. 6 ay öncesine kadar evet alın ya. Sonuçta bu kadar satmış, konsol kütüphanesi de şöyle böyle filan diyordum açık bir şekilde. Ama bu saatten sonra soranlara diyorum ki bekleyin. Çünkü ben de mesela ilk versiyon Switch var. İşte bunu elimden çıkarıp OLED'e mi geçsem gibi çok arada kaldığım dönemler oldu. Vazgeçtim geçmekten, yani kalsın dedim. Bunu ev konsolu olarak kullanıyorum zaten. Bir OLED'e geçersem mesela el konsolu ağırlıklı kullanmak isterdim. Çünkü işte OLED ekranın nimetlerinden faydalanayım diye. Ben OLED kullanıyorum mesela. Yani işte ekranı tabii ki daha kaliteli. Ben de vazgeçmemiş olsaydım bir özellikle Zelda edisyon OLED'e geçecektim. Ama vazgeçtim ve soranlara da diyorum ki Ya artık gerçekten çok ucuna kadar geldik. Bu Switch 2'nin ayrıntılarını bir öğrenelim. Ne vaat edecek, nasıl özelliklere sahip olacak onu bir görün. Özellikle bir de fiyatı görün. Oradan sonra karar verin. Mesela fiyat çok çok uçuk olursa şu an Switch'in orijinal fiyatı $300 işte. Hı hı. Mesela Switch 2 $500'dan çıktı diyelim. Ya bana göre $450 civarı falan olacak ama $500'dan çıkarsa bir tık pahalı kaçacak. Ki bunun ülkemize gelişi, edişi vergisi falan filan. Steam Deck işte, fiyatına gelir herhalde öyle söyleyeyim. Ha 30.000-35.000 civarı bir şey vermektense 10.000 liraya Switch bulursanız bu senaryoda Switch almak evet özelliklerini gördün tamam ben bir Switch alayım deyip 3-4 sene Switch'i rahat kullanırsınız henüz almamış olanlar. Bir de esas fiyattan da ziyade şu kritik bir durum içeriyor bence. Geriye uyumluluk olacak mı? Evet. Evet. Özellikle mevcut Switch sahiplerini de çok ilgilendiriyor bu. Kütüphanenin tamamını kullanmak açısından yeni Switch alacakları da ilgilendiriyor. İşte Switch'e çıkmış o devasa kütüphane Switch 2'de oynanabilir olacak mı? Bu birinci kriter. İkinci kriter kutulu bir... Bende çok Switch kutulu oyunu yok ama bir sürü kutulu Switch oyunu sahibi var. Bunlar kartuşu Switch 2'ye takabilecekler mi? Bu bilgileri almadan mesela işte bekleme moduna geçmekte bence fayda var artık. Ki evet ben şimdi Breath of the Wild'ı oynuyorum. Breath of the Wild'ı Switch 2'de oynamayı daha iyi isterim. Daha güçlü bir konsolda ne kadar iyi gözüküyor. Yani gözükmesini çok değişeceğini düşünmüyorum da. En azından işte oyunun akışı ne kadar değişiyor ona bakmayı çok isterim. Veya Pokemon Arceus'u. Ki Pokemon'un yeni çıkacak oyununu yani Legend serisinin yeni oyununda muhtemelen hem Switch hem Switch 2'ye çıkacak. Switch 2'de görmeyi daha çok isterim şu an için ama bakalım. Bir de buradan Nintendo'ya bir seslenişim var. Ya çok güzel bir online dünya yaratmışsınız. Çok teşekkür ederim ama şuraya Pokemon oyunlarını bir getirin ya. Lütfen ya. Yani başka hiçbir şey istemiyorum ya. Gerçekten. O kadar Pokemon sunumu yaptılar yani. Tamam çok güzel. Yeni Legend serisini duyurdular ama yani şu gerçekten online'a ben kendi yanımda da söyledim yani espriyle evet. Karışık. Yani elinizde ROM yoksa verebilirim falan dedim. Yani bende de var bu arada. Ben de verebilirim. ROM ekleyeceksiniz ya. Çok basit bir şey ama. Ya çok güzel kart oyunu. Harika açıyoruz. Hadi bir de online'a da bir Fire Red'i falan bir atalım şöyle ya. Rica ediyorum gerçekten. Çok basit başlıkları sallamıyorlar ve sebebini gerçekten çok merak ediyorum. Yani yapılamaz bir şey değil. Mesela yeni IP çıkar Nintendo artık eskilerden sıkıldık demek çok üfürmek olur. Yani adamların planı projesi var mı bilmiyoruz. Ama böyle çoktan hazır bir online sisteme çoktan hazır yılların Pokemon oyunlarını getirmemek evet. Kutulu şimdi koleksiyon tarafına geçtiğin için soracağım bunu. Bu hı hı. Eski kutulu oyunlara veya eski konsollara ki sende bazı eski konsollar da var şu an. Erişimin Türkiye'den ne kadar zor veya ne kadar kolay? Yani bu ikinci el eşya satan sitelerde aslında bir şeyler yok değil. Oralara böyle sık sık bakmakta fayda var. Çok uyguna denk gelenler var. Çok uygun olunca zaten havada kapıyorlar. O yüzden mesela Nintendo DS mi ya da DS Lite mı? Bir şeye niyetlendikten sonra atıyorum dolap uygulamasını sık sık takip etmek gerekiyor. Ben öyle yapıyorum. Çünkü böyle çok insaflı fiyata 1500 liraya mesela DS Lite koyuyor. Yanında bütün aparatları var. Bir tane de kutulu oyun vermiş yani. Bu böyle bir fiyat için bu DS Lite alınır. Ama böyle bir fiyatı da genelde havada kapıyorlar işte. Bunlar bittikten sonra da böyle çok insafsız fiyatlar hep kalıyor orada. Ya adam 3000 lira, 3500 3DS'e geçiyorsun 7000, 8000 hatta bir tanesi çift IPS ekran diye geliyor 35.000 istiyor. Yani bu en insafsız fiyatlar hep kalıyor orada. O yüzden mesela bir şeyi uyguna denk getirmek isteyen arkadaşlar sık sık böyle ikinci el satış sitelerini kontrol ederse kesinlikle çok uyguna bulurlar. Peki sen alırken nelere dikkat ediyorsun? Yani ben şunlara bakıyorum, şuna dikkat ediyorum, şunlardan alıyorum dediğim bir şey var mı? Ya bu çok dikkat edilmesi gereken kısım konsollar tabii ki. Oyunlarda mesela kutulu oyun alırken ben kitapçık fantazim yok. Kitapçığı olmasa da kutulu bir Nintendo DS, 3DS veya Wii oyununu alıyorum genelde. O kadar da ya koleksiyon yapıyorum ama hepsi tamamen %100 içerikli olmasa da olur çünkü Türkiye'de bunu denk getirmek zor. Yani adam zamanında almış kitapçı ama fırlatmış kim bilir. Ya ateşte mi yaktı, bir şey mi yaptı? Onlar da çok böyle koleksiyonu ve kutulu oyunları muhafaza etme şeyi olmadığı için, adeti olmadığı için zamanında almış. Şimdi de elinden çıkarıyor işte. Kutulu oyunlarda böyle bir durum var. Konsollarda da çok sık konsol alışverişi yapmıyorum açıkçası. Ama işte en dikkat edilmesi gereken kısım yani adam çalışıp çalışmadığına dair bir şey belli etsin. Gerekirse video isteyebilirsiniz. Mesela dolap uygulamasında iletişim kurulabildiği için o kısım güzel. Benzer bir şey Let Go'da da var işte. Yani ben Let Go'dan iletişime geçerek bir yakın zamanda Nintendo Wii aldım. Yani adam isterseniz video çekerek gönderebilirim kullanırken dedi. Vallahi olur dedim. 2 dakikalık bir video bile kafi dedim. Yani adam uğraştı, televizyona bağlamış, videosunu da çekmiş. Koştum aldım yani. Ankara'daydı o da. Koşa koşa aldım. Bu güvenilir adam belli yani. Yani çalışırken bunu istedim ve üşenmedi, çekti. Bu tarz şeylere dikkat edilebilir. Ben şeyleri çok görüyorum şimdi. 700 liraya Nintendo DS koymuş mesela bir tanesi. Yazıyor. Çalışıp çalışmadığına dair hiçbir şey yazmamış. Hı-hı. Sadece işte temiz kullanılmış. Tuşlarında şöyle bir bozukluk var. Şunlarda böyle bozukluk var diye. Yorumlara baktığımda şey görüyorum. Çalışıyor mu diye sormuş bir tanesi. Emin değilsen alma kardeşim yazmış. Yani böyle kişilerden yani almayabilirler yani, mesela. Böyle birinden alınmaz evet yani. Çünkü bunlar böyle çok da basit aletler değil. Bir Nintendo DS dediğimiz zaman işte shoulder button'ların veya normal düz tuşların gerçekten düzgün çalışıyor olması lazım. Yoksa ne anladık yani? Oyun oynayamazsın ki o alette. Düzgün çalıştığından emin değilseniz yani 300 lira 500 lira fazla verip temizini almakta fayda var. Yani içinize sinmiyorsa almayın kısacası. Tabii ucuza getirilecek şeyler değil ya. Peki şeyi soracağım şimdi Switch'in online kütüphanesi açık. Maalesef ülkemize de Nintendo'nun herhangi bir şeyi olmadığı için bunu biz başka religion'la seçerek bir şeyler almaya çalışıyoruz. Senin olduğun bir religion ve tavsiye ettiğin bir yer var mı acaba? Hani şurada fiyatlar daha iyi olabiliyor diye. Ben Japonya'yı seçtim ama Japonya'da şöyle bir sıkıntı var. Yen her bankada işlem görmüyor. Birazcık bankanıza sormanız lazım bunları. Mesela benim kullandığım bankada yen işlem görmediği için ben başka bir ülkeye taşımak zorunda kaldım. Ki Japonya biraz daha ucuz gördüğüm kadarıyla. Hani sende neler var? Hani neleri tavsiye edersin? Nelere dikkat edelim kullanırken? Ben şimdi nokta atış bir tavsiye söyleyeceğim size. Önüme siteyi de açayım. eShop Prices diye bir site var. Aşağıya linkini bıraktık. Esas buradan fiyatlara bakarak oyun seçmek en ideali. Anlık olarak hangi ülkede oyunun kaç para olduğunu gösteriyor. Mesela şu an açar açmaz ana sayfada Nickelodeon All Star Brawl Japonya'da 21 liraymış. Evet. Yani şaka gibi bir fiyat. %98 indirim nedir? 21 liraya herhangi bir yerden oyun alma şansınız yok bu arada. Yani bu tarz fiyatları bu siteden çok rahat kontrol edebiliyorsunuz. eShop Prices aşağıya linki koymuşsunuz zaten. Nintendo sahibi olup da herhangi bir oyun almaya niyeti olan ilk olarak bu siteye bir baksın. Ama bunun da ötesinde kullandığım bir yöntem var benim, o da voucher. Ben uzun zamandır ülke değiştirerek oyun falan almıyorum zaten. Bir tane Nintendo Switch online voucher alıyorum. Bu voucher İşte 2 tane ana seri Nintendo oyun almanı sağlayan bir bilet aslında. $100 satın alıyorsun ama kağıt üzerinde $100. Ben size şimdi Japonya'daki fiyatını söyleyeyim. Şu an Japonya'dan bir voucher alırsanız ki alınıyor yani alınabilir ülkeler arasında. O yüzden Japonya örneğini veriyorum. Bankanıza konuşun. Şansına da en ucuz ülkelerden birisi. Voucher şu an Japonya'dan alırsan 2100 liraya denk geliyor. 1000 lira fark var. Yani neredeyse 1000 lira fark var evet. Bu voucher aldıktan sonra ne yapıyorsun? 2 tane Nintendo'nun kendine özgü oyunlarını satın alma değil, direkt o bileti verip Nintendo'dan oyun alıyorsun. Peki bu DLC'lerle paketler dahil mi yoksa sadece ana oyunun olduğu paket mi? Şimdi DLC'leri mesela Breath of the Wild örneğini verelim. Breath of the Wild'ın DLC'si ayrı satıldığı için bu voucher sadece ana oyun için kullanılıyor. Voucher DLC için ayrıca satın alman lazım. Şimdi bu hesapla ne oldu? Abi bak 2100 liraya voucher aldım tamam mı? Ki 2100 lira şu an neredeyse oyun başı 1050 lira. 1050 liraya özel Nintendo oyunu buldun, öpte başına koy. Mesela ben hiçbir özel oyun 1050 lira değil. Ha, tam olarak onu diyecektim. Ben şimdi voucher'ı aldım. Bu arada nereden aldığım fark ediyor mu? Yoksa herhangi bir yerden alıp istediğim herhangi bir oyunda kullanabiliyor muyum? Şöyle hesabını mynintendo.com üzerinden Japonya'ya geçiriyorsun. Nintendo hesabın Japonya ülkede gözükmeli. Sonra konsoldan eShop'a giriyorsun. Zaten orada da Japonya tekrar şifre girmen gerekecek. Yok, konsolda hiçbir şey değiştirmiyorsun. Mesela ben internet üzerinden ülkeni Japonya yaptıysan sadece eShop'ta tekrar şifre gir. Dur bakayım sen başka biri misin diyerek tekrar şifre girmeni istiyor. Şifreni giriyorsun ve otomatik Japonca'ya dönüşüyor zaten eShop. Ha evet, o saatten sonra artık Japonya'dan bir şey alır pozisyonuna gelmiş oluyorsun. Benim en büyük sıkıntım oydu. Yani Japonca'ya döndü ve Japonca'ya döndükten sonra çok büyük sorun yaşadım. Çünkü anlamıyorum yani. Onu çevirme şansı yok, var mı? Şöyle basit bir yöntem var. Ben de kullandığım şeyi birebir anlatayım şimdi. Ülkeyi internet üzerinden Japonya'ya çevirdin. O saatten sonra tüm olayın konsolda, yani voucher'da konsol üzerinden satın alıyorsun zaten. How to buy a Switch voucher diye YouTube'a yazıyorsun. İngilizce bir video İngiliz eShop'unda tık tık adımları anlatarak adam video çekmiş. Sen de bir yandan konsolunu açıyorsun. Adam nereye tıklamışsa aynısına tıklaya tıklaya devam ediyorsun. Videoyu da gerekirse durdura ilerliyorsun. Dil Japonca olmuş olabilir ama tıklanabilir her şey hala aynı yerde. Yeri aynı, okey. Yani adam soldaki menüden en aşağıya tıkladıysa sen de Japonca'da en aşağıdakine tıklayarak ilerliyorsun. Oradan voucher satın alıyorsun. Sonra aynı Switch Online kısmından da bu voucher iki farklı oyunda kullanılabiliyor. Bitti. Sadece şey oluyor değil mi? Sadece market Japonca oluyor. Oyun, konsolun kendisi gene İngilizce kalmaya devam ediyor değil mi? Tabii. Konsolun dilini değiştirmiyorsun. Yani bu My Nintendo'dan ülke değiştirmenin tüm olayı zaten bir satın alım yaparken işe yarıyor. O yüzden satın alım da nerede yapılıyor? E-shop'ta yapılıyor. Sadece tek dikkat edilmesi gereken şey şu. Japonya'dan alınan bazı oyunlarda İngilizce dil desteği yok. Ha evet, ona tıklayıp bakmak lazım. Var. Aynen, büyük bir çoğunluğunda var ama bazılarında yok. Yani böyle zor durumda kalmamak için onu bir kontrol etsinler. Japonya e-shop sitesine girerek o oyunun sayfasından dil bölümünden işte o Chrome kullanıyorsunuz. Chrome ya da başka bir şey böyle otomatik sayfayı çeviriyor ya zaten. O otomatik sayfayı çevir yapınca diller sekmesinde İngilizce var mı yok mu ona bakabilirsiniz. Mesela ilginç bir örnek vereyim. Xenoblade 3'te dil desteği var. Xenoblade 2'de yok. Biraz Disney Plus gibi olmuş. Disney Plus'ta yani, da Spider-Man'in bir bölümünde Türkçe dil seçeneği var. Diğerinde yok. Onu bilmiyordum bak. Şu an yani düzeltmiş böyle olabilirler de öyleydi yani bir ara. Ketenpere'ye gelinecek bir durum var. Nintendo çok sallamamış galiba bu durumu. Japonya çok ucuza denk gelir de millet buradan almaya çalışır. Biz Türkler kadar yapan yoktur zaten. O yüzden biz zor durumda kalıyoruz en çok. Bunlara dikkat ederlerse çok ucuza dijital oyun alma şansları var. Ki burayla ilgili diğer en çok, yani ben bu arada internetteki aramalara bakarak buradaki soruları belirledim ki hani herkes aradığında ulaşabilsin cevapları diye. Bu kadar çok religion değiştirmek, bölge değiştirmek banlanmaya sebep olur mu? Hayır. Ben bugüne kadar yüzlerce ülke değiştirdim. Hiçbir şey olmadı. Ki Nintendo zaten bunu bir özellik gibi sunmuştu bize zamanında. Switch'i pazarlarken kullandıkları şeylerden biridir. Region lock yok dediler ya. Çünkü bunun öncesinde çok büyük problemdi. Evet. Yani Wii olsun, 3DS olsun çok saçma bir uygulama. Yani mesela sen Steam'de de Avrupa konsolu var. Ki Steam'de falan zaten banlıyorsun yani böyle bir şey yaptığında. Yani Avrupa konsolu var sende mantıken, yani Türkiye'de yaşıyorsan yurt dışından falan bir 3DS almış olma ihtimalin daha yüksek. Ama denk geldi bu Türkiye içerisindeki satanlarda Amerika oyunu, Amerika NTSC bölge bir 3DS oyunu çok uyguna denk geldi. Alamıyorsun ki, alsan konsolda çalışmıyor. Böyle saçma bir uygulamaydı bu. Aynısını Switch'e getirmediler. İnşallah Switch 2'ye de getirmezler diye düşünüyorum. Yok, ki bu saatten sonra getirmezler. Çünkü bir zararları olduğunu sanmıyorum. Evet ya. Ben oyun satımının daha da yüksek olduğunu düşünüyorum hatta bu şekilde. Çünkü yani insanlar ulaşabiliyor ki Nintendo şey gibi değil. Diğer firmalar gibi işte Steam'deki ya da PlayStation'daki, Xbox'daki gibi sürekli indirimlerin olduğu, büyük indirimler yapan bir konsol değil. Özellikle kendi oyunlarında. Bu yüzden voucher'da çok avantajlı. Kendi oyunları maksimum bugüne kadar %30. Evet. 33 indirimi mi ne? Yani 60 euroluk oyun maksimum 40 euroyu görüyor. Animal Crossing'i ben öyle aldım. Bu büyük eleştiri noktalarından birisi yani bugüne kadar. Mesela Nintendo oyunları çok pahalı diyenlere genelde laf anlatmaya çalışıyorum. Hayır bak kardeşim, yani böyle alınca bak ne kadar ucuza geliyor. Ama mesela Nintendo oyunlarına hiç indirim yapmıyor diyene hiçbir laf söylemiyorum bugüne kadar. Maalesef. Doğru, çünkü yani yapmıyor. E-Shop'ta ama diğer oyunlara bayağı indirimler oluyor. Ben görüyorum. %90 falan indirim oluyor. Yani az önce %98'lik bir indirimle 20 liraya geliyordu oyun yani. Kendi oyunlarına yapmıyorlar. Peki bugüne kadar aldığına pişman olduğun bir oyun var mı? Var ama büyük bir pişmanlık da değil zaten. Yani böyle zaten çok önemli bir oyun da değildi. Mario Tennis Aces. Bu Switch'in ilk dönem oyunlarından birisi. Kutulu almıştım hem de. Hem birileriyle oynarız falan diye. Hikaye modu da, şimdi Game Boy Advance'daki hikaye modu gayet iyiydi. Bu tenis serisi zaten golf, tenis falan Nintendo'nun acayip klasik serilerinden birisi. En çok sevilen seri. Ne kadar Nintendo konsol varsa hepsine golf ve tenis gelmiştir. Switch'e de gelmişken mesela golf'ü de aldım. Golf eğlenceliydi de. Tenis mesela hikaye modu diyorsun. Hikaye modu tamamen tutorial'dan ibaret. Nasıl vurulacağını öğretmekle geçiyor. Yani bir şey hikaye anlatmıyor. Karakter de gelişmiyor. Sadece sana bir şeyler öğretiyor. Bunu fark ettikten sonra bir de biraz bağlantıda da problem var. Nintendo'nun serverları pamuk ipliğine bağlı. Yani maçtan falan çok kolay düşüyorsun. Özellikle Smash'te falan. Teniste de biraz bu sorun vardı. Böyle çok düzgün online maç da atamıyorduk. Dedim ben bunu daha oynamam. Kutulu oyunda sattım gitti zaten. Yani böyle nadir sattığım ve kurtulma amacıyla sattığım nadir kutulu oyunlardan biridir. Şimdi bu senin hem hobin hem koleksiyonun bir noktada birazcık işin. Bu Nintendo konsolları özelinde söylüyorum. Aylık veya yıllık olarak bu da bir bütçe ayırıyor musun? Yoksa biraz daha gördüğünü alma eğiliminde misin? Yani senin gibi biri geldiği zaman ya ben koleksiyon yapmak istiyorum dediği zaman sence bir bütçe ayırmalı mı? Yoksa biraz daha kenara evet para koysun ama biraz daha free davransın çünkü karşına çıkabilecek fırsatlar belli değil kafasında mısın? Bu ikini söylediğini uyguluyorum. Yani fırsat kovalamak daha mantıklı. Yani mesela her ay 40 birim maaş alıyorsun diyelim. Garanti bunun 2-3 birimini Nintendo oyunlarına harcarım. Çok mantıklı değil çünkü olması gerekenden çok daha pahalıya alabilirsin. Gerek yok buna. Biraz daha sabredip belki yurt dışına gitme durumun olur. Gitmişken oradan alırsın. Belki yurt dışından biri gelecek olur. Ona sipariş verirsin. Ya da işte az önce bahsettiğim ikinci el sitelerinden bir şeyler kovalarken bulursun kendini. Bir şey çok ucuza denk gelir. Mesela benim herhalde bir 50-60 tane favori alınmış bir şey var dolap uygulamasında. Arada bir gidip bakıyorum fiyatlarına. Hala çok yüksek. Mesela bir tane Wii oyunu var. 3000 lira. Yani alsam alır mıyım? Alırım ama gerek yok şimdi. Evet. Ölmüyorum da onsuz. Şey diye düşünüyorum. Bir sonraki yurt dışına gittiğimde denk gelir ya bu çok daha uyguna. Ya evet. Çünkü 3000 lira dediğin şey şu an 100 euro. Yurt dışı fiyatlarıyla düşünüyorum. Şu an bu yurt dışında olsa 100 lira yok ya bunu 100 liraya satmazlar. Bunu taş çatlasa 60 liraya satarlar. Evet, tam onu diyeceğim. 40-60 arasında bir şey satarlar muhtemelen. Bir yıl sonra ben 60 liraya bu oyunu bulur muyum? Galiba bulurum. Mesela bu geçen yaz İtalya'ya gitmiştik eşimle. Orada ben 3 de farklı şehir gezinde 3 şehirde de oyun dükkanlarına girdim çıktım. 3'ünde de toplam işte 200-210 euro civarı bir alışverişim oldu. 19 kutulu oyun aldım. Neredeyse yani 19 kutulu oyunu buradan almaya çalışsan. Bulamazsın da zaten. Mümkün değil yani. En baba aldıklarımdan mesela işte 3DS'deki Majora's Mask var. Ya bulamazsın şu an. Türkiye'de gerçekten bulamazsın. Bulsam bile 60 lira verdim ben şu oyuna. Verdim ve hiç acımadım bile. Yani Türkiye'de bulamazsın. Bulsam bile herif 3000-4000 lira fiyat çeker muhtemelen. Yani evet. Tabredik mesela işte dediğim gibi böyle yurt dışına gitme olur ya da ülke içerisinde çok uyguna mesela topluca satanlar falan var. Evet. Topluca satanlardan indirim de isteyebiliyorsun. O yüzü de buluyorsun. Şu ya 8 tane oyun alacağım. Biraz indiriver falan diyebiliyorsun. Orada bir pazarlık dönüyor zaten. Ve topluca alınca da şey yapabiliyorsun mesela 8 tane DS oyun aldın diyelim ve cebinden ne çıktı? İşte 3000-5000 çıktı. Normalde bu kadar bir meblağ çıkması koyarsan ama işte 8 oyunu oyun başı fiyata bölünce kutu başına 300-400 lira vermiş oldum ya gayet uyguna geldi evet. diyorsun ve o zaman zaten tamam bunu alayım noktasına gelmiş oluyorsun. O yüzden böyle düzenli bir harcama yerine nokta atış şeylere beklemek, sabretmek daha ideal bence. Ya bir de Nintendo özelinde Türkiye'de bir pazarı da olmadığı için yok aynen. Çok az. Satan da çok az. Çok zor. Satan da çok az. O yüzden bulursan nokta atış bir şeyler yapıştıracaksın. O bulma noktasını beklemek o yüzden mantıklı. Ya bir şey bulamam diye dandik oyunlara para harcamaya gerek yok. Şu an mesela o tarz uygulamalarda ya da başka sitelerde 50 tane DS oyunu var. Ne ama Disney oyunu evet. ya da Marvel oyunu. Ya da film oyunları. 300 lira 400 lira bunlarla çok hızlı bir şekilde bir koleksiyona 10.000 lira falan harcayarak 50-60 tane oyunu arkaya dizersin mesela da oyunlar ne olacak yani. Niteliğine bakmayacaksın. Kutulu bir şey gözükecek orada ama yani yüzüne bakmayacağın oyunlarla doldurmuş olacaksın. Buna gerek yok. Bunun yerine atıyorum 5.000 lira harcayacaksan nokta atış 10 oyun olsun. Oyun başı 500 lira harcamış ol. Peki şimdi birazcık daha taze bir konuya geleceğim. Nintendo emülatörleri ve Nintendo'nun birazcık açtığı savaş. Yakın zamanda Yuzu kapandı. Citra kapandı. Citra 3DS şeydi galiba. Emülatörüydü. Bu emülatörlerle ilgili ne düşünüyorsun? Yani şimdi bir Nintendo kullanıcısı olarak sen evet para verip oynuyorsun. Ama bir de emülatörleri var. Bu işin emülatör gerçeği var. Bu Nintendo'nun bu kadar agresif olmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Yuzu'nun kapanmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Citra bence en kötü Citra'ya oldu. O arada kaynadı gibi oldu. Genel olarak neler düşünüyorsun? Bir de onu öğreneyim. Koleksiyonunu da yapıyorum. Nintendo'ya çok da para harcamışlığım var ama Korsan'da kullanıyorum zaten. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Cayır cayır kullanıyorum. Ben bütün oyun hayatıma Korsan'la başladım teknik Hepimiz olarak. Gibi. Yani... Nintendo'ya bilinçli olarak başlarken de Korsan'la başladım. İşte Nintendo DS Lite almıştım. Yanına da bir tane R4 kart aldım. Yani bütün oyunları Korsan'la oynuyordum o dönem için en azından. Şu anda da aktif şekilde kullanıyorum. Yuzu'nun kapanması o yüzden tabii ki normalde işime gelmedi. Allah'tan bir tane daha var emülatör. tamamen kapanması hiç hoşuma gitmez. Nintendo'nun yaptığı haklı mıydı? Nispeten haklıydı çünkü. Yuzu konusunda haklı sanki. Az da kaşınmıştı. Citra'da şöyle güme gitti. Yuzu'yu yapanlarla aynı adamlar. Yani aynı adamlar hem Yuzu'yu hem Citra'yı yaptıkları için Yuzu'yu kapatırken anlaşmayan Nintendo onu da dahil etmiş. Resmen Citra güme gitti. Ya ben Yuzu konusunda şeyde çok hak veriyorum Nintendo'ya. Yani tamam, Patreon'dan evet para topladılar ve abonelikle bunu artık vermeye başladılar bir noktada. Ki bunu Türkiye'de de bu bir konu aslında, işte Türkçe dil seçeneği olmadığı için çoğu oyunda yama yapan firmalar para istiyorlar, yapıyorlar. Bir bakıma evet. Türkiye'de bunu gördük. Engellediler adamları. Yani evet, hadi isteyebilirler. Mantıklı, anlaşılabilir bir durum da var. Ama bir yandan da bunun bir etik bir sorun. Çünkü başkasının malı üzerinden para kazanıyorlar aslında. Yuzu bunu biraz... Kazanılabilir değil aslında ya. Hayır, biliyor musun? Mesela şey olarak... Rockstar Games diyor ki ulan sen benim malım üzerinden nasıl para kazanmaya cüret edersin? Ve bu büyük bir sorun. Bunun işte böyle duygusal bir tarafı yok yani. Adam benim malım üzerinden para kazanamazsın dediği an senin hiçbir şey söylemeye hakkın yok. Yo, ben para kazanılabilir. Aynı sınıfta yaşandı işte. Kazanılabilir dediğim nokta hani bir emek var ya da emeğe para istiyor olabilir anlamında. Yani işin teliği ya da niceliğinden değil de yapılma şeklinden dolayı diyorum ama işte bir yandan da abi başkasının emeği üzerinden, başkasının işi üzerinden yani, bir para kazanma var ve bu suç. Olay orada cortluyor. Verdiğin emek böyle ya inşallah fark edilmem evet gibi bir şeyin arkasına saklandığın an yani o emek biraz boşa verilmiş oluyor. Önce gerekirse iznini alacaksın. Yapılabiliyorsa tabii ki. Bilmiyorum yani, hiç çeviri işlerinde bulunmadığım için. Yapan yani bir riske girdiler. Bayağı da ilerletmişlerdi zaten. Bir riske girdiler. Fark edildiği anda da cortladılar. Yani bu 2-2-4. Ki Yuzu'da bir de yanlış hatırlamıyorsam çok kısa bir dönem kullandım ben Yuzu'yu. Arayüzü Switch'le aynı neredeyse. En son onu da yaptılar. Evet yani biraz şey yaptı Yuzu. Cılkını çıkarttı yani. Ki bu da problem değil zaten. Yuzu'nun ben sen ne kadar takip ettin bilmiyorum. Esas problem kısmını söyleyeyim. Bu Tears of the Kingdom'ın çıktığı evet dönem Yuzu Tears of the Kingdom'ı oynatacak. Daha doğrusu düzgün ve stabil oynatacak, 60 FPS oynatacak, çözünürlüğü daha yüksek gösterecek olan update'i bir paywall'un arkasına yerleştirdi. Nedir? Patreon üyeliğinin arkasına yerleştirdi. Ki insanlar erkenden de oyun daha çıkmadan Tears of the Kingdom'u oynadı. Twitter çalkalanıyordu yani. Yani 1 milyon indirilme yaşandı. İndirilmesinin sebebi Yuzu değil ama düzgün oynatacak update bizde var dediğin an insanları bu kadar korsan indirmeye de yöneltmiş oldun dolaylı yoldan. Ve zaten böyle bir durum gerçekleştiği an Nintendo dava ettiğinde yani hakim buna bakar yani. Bu biraz düz mantık baktılar bence. Yani böyle duygusal davranmadılar orada. Yani Yuzu bu indirmelerin esas sebebi değil noktasına çıkamadı olay. Birazcık dolaylı yoldan evet bu kadar korsan indirilmesinin basamaklarını oluşturduğu sonucu çıktı ki zaten daha davaya bile görülmeden Yuzu savaşmadı yani, direkt kabul etti yenildiğini. 2.4 milyon dolar ödedi ve kurtuldu yani olaydan. Daha da ileri gitmeden. Ki dava olsa muhtemelen o firmanın yapımcıları, oradaki çalışan kişiler, pek çok kişi de çeşitli sorunlarla karşılaşacaklardı. Yani birazcık muhtemelen daha çok şey ödemek zorunda kalabilirlerdi. Anlaşmaları bence herkesin hayrına oldu. Ki Nintendo gördüğüm kadarıyla önce anlaşmaya çalışıyor. Sonra davayı ilerletiyor. Bu bakımdan da iyi mi kötü mü bilmiyorum ama özellikle bu ara işte Palworld'da başlayan süreç, ardından Yuzu, Citra derken sürekli bir dava muhabbeti var Nintendo ile ilgili. Bu da işte Nintendo mimlendi tabii yıllardır. O da niye? Az önceki mevzuyla biraz bağlantılı. İndirim yapmıyor adamlar. Evet. Yani indirim yapmadıkları için oyunları hep onların gözünde çok değerli kalıyor. Ve mesela yıllar sonra bile bir oyunu alacaksan mesela Breath of the Wild hala 60 euro. Bana göre saçma mı? Evet, çok saçma. Yani bir yerden sonra indirim yapacaksın ki mesela insanlar korsana yönelmesin. Ama muhtemelen Nintendo'nun umurunda değil bu durum. Ya ki ben şeyi görüyorum bu arada. Hepsi burada da vesaire kutulu sıfır satılıyor ya oyunlar. Hepsi burada daha çok indirim yapıyor Nintendo'da. Yani evet. Öyle bir sıkıntı var. Yani PlayStation 4 veya 5 oyunlarına baktığınızda en baba, en büyük IP'ler bile belki de 6 ay, 8 ay, 10 ay sonra işte 300-500 lira bandına iniyor. Ama Nintendo'nunki maalesef diyor, peygamber demiyor. 60 euro'da kalıyor yani böyle. Peki şimdi çok bu yüzden de daha çok korsana yöneliyor. Nintendo oyunu oynamak isteyen adam lan korsan oynayayım bari diyor. Ama mesela kendim için söyleyebilirim. Ben de emülatörle oynadım bir süre ama Nintendo Switch aldığımda da bu emülatörle baktığım oyunları da alıp bir de Switch'te oynama isteği doğuruyor bende bu konsol en azından. Ama diğer konsollarda o çok yok. Öyle olması lazım zaten. Evet. Yani şimdi mesela PlayStation dediğin zaman benim bildiğim PlayStation 4 emülatörü yok. Yok. Zaten istesen de o tarz bir PlayStation 4'te o tarz bir olaya giremiyorsun yani. Oyun deneyim ya da komple bilgisayarımda PlayStation 4 oyunu oynayayım bitireyim gibi bir durum yok. PlayStation 5 için de yok. Hı-hı. Ama Switch için bu ihtimal var. Bazı kişiler gerçekten de bu kadar stabil oynuyorken ya komple oynayıp bitiriyor ya da biraz oynayıp tamam ya ben bunu Switch'te alırım diyor. Mesela ben nasıl yapıyorum? Ben o taraftayım mesela. Gerçekten bazı oyunları ben komple emülatörde bitirdim. Niye? Hem birazcık ekonomik yani. Tamam para kazanıyorum da o kadar da akıtacak param yok yani. Evliyim, barklıyım, kredi ödüyorum falan filan. Yani evet. Gerçekten çocuk oyuncağı değil yani. O ayki o 1500 liraya benim ihtiyacım var yani. Ayıramıyorum oraya oyunu. Ki ülkedeki durum da belli. İçerik de üretiyorum. Mesela ben kendi içimde o etik şeyi çok rahat hallediyorum. Nedir? İçerik üretiyorum. Oyunu insanlara anlatıyorum. Nintendo her türlü oradan para kazanıyor. Evet. Yani normalde beni birazcık kale alsalar bana zaten inceleme kodu gönderirler. Hala almadıkları için ben kendi inceleme kodumu kendim alıyorum bir şekilde. Ama Türkiye'deki herhangi bir Nintendo içerik üreticisini galiba çok kale almıyorlar. Yok evet yani biraz dergileri aldıkları, Merlin'in Kazanı'na falan kod gönderiyorlar. O da basın diye herhalde veriyorlardır. Ya basına gönderiyorlar ama YouTube içerik yani Türkiye'yi kale alma diyeyim de Türkiye'ye bakan bir oluşumları yok. Yani Nintendo UK var. Avrupa'ya falan bakıyor. Türkiye'ye bakmıyor. Kendi içeriğimi kendim üreterek o etik şeyi aşıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi ben emülatörden oyun bitiriyorum ama şunu kovalayacağım ileride. Mesela Metroid Prime Remastered. İleride bunun kutulu oyunu kesin alacağım. Anladım. Ama evet senin bir de... Dijital almadım. Koleksiyon yapma şeyin var yani. Kutulu alacağım diyerek bilerek bekletiyorum uygun bir şey denk gelirse. Bu sayede ben her türlü ödeşiyorum yani Nintendo öyle. O konuda benim hiçbir sıkıntım yok. Ki zaten şimdi koleksiyon yapma başkasından aldığında da aslında başkasına para kazandırıyorsun. Nintendo bundan daha önce parasını kazanmış oluyor. Yani ona baktığımız zaman. O zaten sonra o kadar umurumda değil ki yani Nintendo para kazanmış kazanmamış. Yani hissem olmadığı için umurumda değil. İleride Nintendo'dan hisse alırsam umursarım. Şimdi sana çok hızlı iki tane soru soracağım. Bir tanesi kutulu oyun mu dijital oyun mu? Hangisi senin için daha iyi? Yani geniş çerçevede bakarsan kutulu oyun tabii ki. Kalıcı olarak arkaya da böyle koyup sergileme açısından kesinlikle kutulu oyun. Ama birazcık böyle içerik üreticisi penceresinden bakarsan da dijital oyuna hızlıca erişim güzel bir şey. Ya hızlıca işte canlı yayın açıyorsun mesela. Hızlıca oynuyorsun. İçeriğini üretmiş oluyorsun. Mesela sırf bunun için şu yöntemi kullanıyoruz. İşte Switch'te satın aldığım oyunlarda mesela Avustralya ya da Japonya'dan alıyorum oyunu. Bu sayede bir gün önce oynamış oluyorum. Resmen tam bir gün önce o oyuna legal şekilde erişmiş oluyorum. Genelde işte canlı yayınlarda şey sorusu çok komik ve çok da soruluyor. Abi oyun çıkmadı ya nasıl oynuyorsun? Kardeşim çıktı diyorum bak Japonya'da çıktı şu an. Bak Japonya clock yaz Google'a şu an ayın 24'ü değil 25'i. Yani orada çoktan ertesi gün oldu. Öyle bir avantajı oluyor dijitalinde ama kutulunun da fiziksel olarak sahip olmak tabii güzel bir his. Peki senin takip ettiğin kaynaklar var mı Nintendo ile ilgili yoksa biraz daha karma karışık gittiğin için net olarak bir yeri takip edemiyor musun? Yani aslında tamamen Twitter'dan takip ediyorum diyebilirim. Bir de öyle. Nintendo Everything diye bir site var. Yani bir şey kaçırmışsam kesinlikle orası haberleştirmiştir. Oraya bakıyorum. Burada bir de top postlar var. En çok yorum almış ya da oy almış haberleri gün içerisinde oraya yerleştiriyorlar zaten. Nintendo Everything'den oraya hızlıca bakıyorum. Kaçırdığım herhangi bir şey varsa ama kaçırma ihtimalim yok. Twitter'da takip ettiğim birkaç hesap hem genel olarak oyunlardan bahseden hesaplar hem birkaç tane işte duyumcu dediğimiz iki kişi var. Pioro'yla Marco Maro. Bu herifler yani direct olacağını da önceden öğreniyor. Direct'te neler duyurulacağını da önceden muhtemelen onlara sızdırıyorlardır. Onlar da böyle hype yaratıyorlar. Amcası mı çalışıyor anlamadım ki herifler bu attım tuttu da değil bildiğin biliyorlar ve bize de bilerek hesapları kapanmasın diye belki de ufaktan böyle emojilerle falan anlatıyorlar işte onları takip edince zaten bir şeylerden çok hızlı haberdar oluyorsun zaten. Aslında şeyi de soracaktım. Nintendo içerik üreticisi olmayı da soracaktım ama zaten sorduğum tüm sorularda aslında bunun cevaplarını verdin. Onun yerine daha hızlı bir soru sorayım ve son soruyla da yavaşça videoyu da kapatalım. Nintendo Switch'imde en son konsol olduğu için Switch'ten bahsediyorum. Switch alan birinin yapması gereken ilk 3 şey nedir? Zelda Breath of the Wild almak, Mario Odyssey almak. Bunu hatta bir voucher alarak ikisini birden alabilirsiniz. Bir tane voucher alıp bu ikisini alabilirsiniz. Üçüncü olarak da Pro Controller almak. Peki hala. Evet. Abi delisine katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben seni davet ettiğin için teşekkür ederim. 2 haftada bol bol burada ekranlarda gördük. Bir ben çok mutlu oldum senin böyle uzun uzun sohbet edebildiğimiz için. Hem de seni kanalda ağırlayabildiğim için. Son olarak senin söylemek istediğin bir şey var. Ön yargısız bir şekilde Nintendo oyunlarına girişirseniz gerçekten çok farklı bir dünyaya adım atmış olursunuz. Yani bu şeyden biraz bahsedelim demiştik ama oraya aslında bir minik cevaplarını da vermiş olduk ama tabii ki minik değinebiliriz. Dokunmuş olayım mesela işte çocuk oyunu mevzusu. Mesela bir Super Mario dediğimiz zaman son örneğini verelim. Super Mario Wonder gerçekten kolay bir oyun değil. Yani çocuk oyunu deyip kestiriyorsunuz da başka bir yerde daha bahsetmiştim bundan. Ben Bloodborne'u da platinledim. Elden Ring'i de %100'ledim. Super Mario Bros. Wonder'u da %100'ledim. Tanıştırma memnun olduğumda bunun muhabbeti var. Kartlardan yaparsınız. %100'lemesi bu üçünün arasında en zor olan Super Mario Bros. Wonder'da. Çünkü becerme kısmı daha zor. Mesela Elden Ring boss'ta ölüyorsun ya tamam öl do daha hızlı alışıyorsun ve bir yerden sonra build farkı, kullandığın büyüler, bufflar, birilerini çağırmaca, bir şey samınlamacayla çok daha kolaylaşabiliyor. Ama mesela Wonder'ın sana sunduğu zorlukla baş başasın. Birini samınlama yok, özel bir tuş yok, kısa yol yok, bir şey yok. Tamamen o zıplama kombolarını ya da bir şeyleri becerdin. Beceremezsen bitti yani %100'leyemiyorsun ya da mesela bir bölümdeki 3 altını toplaman gerekiyor. Nereye bakacağını bulamazsan gene beceremiyorsun. Her yeri karıştırman gerekiyor. Becerme kısmında, yapabilme, becerebilme kısmında en zoru Wonder. Bu kadarını söylemem bence yeterli. Bu bile çocuk oyunu damgasını bence siliyor olmadı. Ya ki ama işte bazen silmediği oluyor işte. Ya ki çocuk oyunu diyelim ki çocuk oyunu oynamak da çok ayıp bir şey değil. Yani bakabilirsiniz bence çocuk oyunlarına. Çok güzel çocuk oyunları var. Bilgisayarda da var. Ama değil işte çocuk oyunu. Ha, yani. Ama değil. Bir denesi herif yani çocuk oyunu sandığı şeyin ulan izliyorum tamam mı bazılarını. Zaten Türkiye'de çok oynayan yok da bazen yabancıları da izliyorum. Ya herif koşmuyor ya. Koşma tuşunu daha keşfedememiş. Evet. Sadece zıplıyor. Yani koşarak zıplasa zaten bir şeylere daha hızlı sekecek. Herif daha koşma tuşunu keşfedememiş ama mesela bu algı çocuk oyunu yapıyor bunu. Oyunlardaki tüm oyuncu şeyi de neden refleksi de ben hafif geri geleyim birden hızlanarak koşup zıplayayımdır yani. Onu bile yapmıyorsa artık ayıp. Ki bu arada Mario Wonders ben Odyssey'den daha çok merak ediyorum Wonders'ı. Öyle söyleyeyim. Ha oynamadın değil mi Wonder? Yok ikisine de oynamadım henüz. Kesinlikle oyna. Hatta bunu yayınlarda oyna da izleyelim. Eğlenelim biraz. Bakacağım ben zor oyunları mesela severim. Ölmesi falan ya da ölen birini izlemek çok eğlenceli. Evet ben de çok eğleniyorum. Çok rahat boşluğa falan düşülüyor. Ben özellikle çok keyifli izlerim. Şurada nasıl yapacak, burada nasıl ölecek, şuraya atlayabilecek mi? Benim zaten birilerinin yayınını izleme olayım tam olarak öyle. Özellikle oynadığım bir oyunu oynuyorsa benim yaptığım yeri nasıl geçecek? Ya da nasıl geçemeyecek? Şurada ölecek mi, ölmeyecek mi, ne kadar zorlanacak filan. Ya filan şöyle yaparım. Ya da ulan nasıl yaptı lan filan derim böyle. bu hissi yaşamak için izliyorum zaten çoğu yayıncıyı. Yani, o yüzden senden de bir Wonder bekliyorum. Tamam sözüm olsun. Buradan da sözünü vereyim o zaman. Delisine'yi bu saate kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. Eğer sizlerin de yorumları veya soruları varsa aşağı yorumları bırakabilirsiniz. Ayrıca Selçuk Peköz'ü de kendi kanallarından takip etmeyi unutmayın. Ben aşağı linklerini bırakacağım. Oralara mutlaka bakın. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.